çevirir koyar. Maaş alır Mercedes'lerde falan hava hava. Bütün iktidarların yalakalığını yapar. Hangi iktidar olursa onların yalakasıdır. Yani Diyanet İşleri Başkanı eleştiri işte bunlar sapık yoldadırlar, bunlar zalimlerdir, bunlar zındıklardır dediği kişilerle, ateistlerle, Hristiyanlarla veya bizim gibi monoteistlerle bize karşı da bir sürü beyanatta bulundu. Kaç kere yüz yüze çıktı? Değil. Çünkü sahtekardır. Yalanları, çelişkileri, palavraları ortaya çıkacak. Nihat Hatipoğlu yüzleşti mi kaç kere? Cübbeli Ahmet benim arkamda bir sürü yalanlar atıyor. Hatta babama iftira edip aleyhimde ölüm fetvası ilan etti. Hem de Habertürk'te bu teke tek kanalında onların böyle şeyiyle imaj yapıyorlar onun için sempatik bir imaj. Taliban'dan farksız, IŞİD'den farksız. Eline imkan geçerse o da kesip doğrayacak insanları. Ve ölüm fetvası yayınladı. O benimle tartıştı mı? Defalarca tartışmayı istedim. Tartışabildi mi? Hayır. Ve tartışanların da halini görüyorlar. Çünkü ilişkileri olduğunca mesela bir tane eski Selahattin diye bir arkadaşım vardı. Yüksek İslam İlahiyat Mezunları Derneği Başkanı. Tartışmada yanında birisi daha var. Birlikte defalarca kaybettiler, rezil oldular. Elimden Kur'an'ı zorla alıp okumamı engelledi. Bir ayet okuyacağım konuyla alakalı. Öylesine şey oldu ki, rahatsız oldu ki Kur'an'da göreceksiniz, izlediniz. Böyledirler. Ama mümin konuşmaktan, tartışmaktan çekinmez. Herkes hoş geldi, safa geldi, buyur canlar.